Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar, yine minibüsün başına geldik. Dışını böyle brandayla örtüyorum şu anda, çünkü hala açık olan yerleri var. Hani yağmur, su girmesin diye, güvenlik amaçlı değil zaten. Şimdi en son orta kapıyı yapıyorduk hatırlarsanız. Orta kapının dışına çerçeve yaptırdım özel. Bükümcü'de Derece Büküm diye bir yer vardı. Sağ olsun yardımcı oldular. Komple dış kasasına 600 TL bir rakam ödeyerek, güzel para kanka, kapının kendi kasasına zarar vermeyelim diye. Onun da kaynağını yaptık. Şimdi dışında eklenecek yerler, çıkartılacak yerler var, düzeltilecek yerler var. Şimdi de bununla uğraşacağız. Kapı bittikten sonra artık inşallah minibüsün içine giriyoruz. Akşam güneşinin vurmuş olduğu şu saatlerden herkese merhaba. Bir pazartesi akşamındayız arkadaşlar. Şimdi işten geldim ve koşturarak su tesisatı için gerekli malzemeleri aldım. Bunun için desteğini esirgemeyen, yardımcı olan, poşetiyle birlikte gösteriyorum yanlış olmasın, Asya Hidrolik Pnömatik. Bütün o bildiğin aletlerin imalatçısıdır. Hatta distribütörüdür. Hemen İMES'te görmüş olduğunuz gibi normalde 6 tane su çıkışına ihtiyacım vardı. Fakat ekstradan 2 tane daha eklettim. İhtiyacım olduğunda tekrardan tesisatla uğraşmak yerine fazladan olsun. Hepsi birer vanalı. Kanka bu mevzu güzel mevzu da. Çapı 12 mm olduğu için 12 mm'lik hidrolik hortum çıkışlarında rekorları da bağladık. Yerine taktığınızda otomatikmen kilitliyor. Bakın şurada yaylı bir mekanizma var. Güzel mesele. İtiklediğinizde otomatikmen kilitliyor. Çıkartmak istediğinizde tekrar buraya basıp hortumu çekmeniz yeterlidir. Nerede problem varsa suyu direkt oradan keserek gerekli müdahaleyi yapmış olacağız. Bu karavan işine başlayalı ilk defa temiz işlerde çalışmaya başladım bu arada. Normalde bugüne kadar kir, pas, artık talaş, aklınıza ne gelirse o şekilde pis işlerde çok çalıştım. Minibüs genel olarak çamur içerisindeydi. Resmen çamur banyosu yapmıştı. Onları temizleyene kadar bayağı bir toz yuttuk açıkçası. Artık yavaş yavaş kendi aldığımız sıfır malzemeyi montaj etmesi gibi kadar güzel bir şey yok bu arada. Temiz malzemeyi, yeni sıfır malzemeyi montaj ederken keyif alıyorum arkadaşlar. Bence herkes bu keyif alıyordur. Bu işi yapsan da yapmasan da yeni bir şeyleri takmak, birleştirmek insana keyif verir diye düşünüyorum. Tek tarafı körleyeceğiz. Teflonumuzu sardık. Giriş tarafı ve karşı tarafta da bir giriş var. Bizim tek girişe ihtiyacımız var. Şimdi bunu güzel bir sıkalım. Umarım kaçırmaz. Test etme imkanım yok şu anda. O yüzden elimizden geldiğince temiz montaj yapmaya çalışacağız. Bu gayet iyi gözüküyor. O zaman sıradaki vanamız. Bu arada teflon sarmayı göstereyim. Yani çoğu kişi teflon sarıyordur ama şimdi normalde geleneksel teflonu şöyle sarıyorlar. Bakın alıyor bantı, işte saracağı yere tutturuyor. Sonra böyle sarmaya çalışıyor. Bu yanlış. Tesisatçı abiler bunu kesin bilir. Adamın işi zaten bu. Arkadaşlar bizim gibi amatörler için gösteriyorum. Teflonu saracağınız yere tutuyorsunuz. Bant da terste kalacak. Şöyle göstereyim. Bant üstte kalacak. Üst taraftan saracağınız yere çok rahat. Bakın böyle. Çok rahat sarıyorsunuz. Öbür keziyete dönüyor. Yeterlidir diye düşünüyorum. Çekiyoruz. Evet. Sardık. Şimdi yerine takalım. Yıllardır bu anı bekliyormuş gibiyim. Bazen hiç video çekesim olmuyor açıkçası. Bunlarda aşırı sıkmayın arkadaşlar. Aşırı sıktığınızda dişlerini yiyebilir. Alüminyum parça. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Zaten çok fazla sıkarsanız şu görmüş olduğunuz altında conta var siyah. Onu yırtarsınız. Gerek yok. Arkadaşlar merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda saat gecenin 2'si. Sessiz konuşuyorum çünkü yani şu anda motosiklet geçiyor sadece. Mahalle o kadar sessiz ki. Neyse ki bu akşam gürültü çıkartmadan sessizce iş yapabileceğim bir durumdayım. İzolasyon arkadaşlar. En son kapı montajı yapmıştım, hatırlarsanız. Kapımız artık bu şekilde hazır. Bu arada arabanın içerisi de bitti. Zemin. Bununla ilgili video çekmedim. Çok fazla video çekisim yoktu son zamanlarda ama içi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi izolasyona başlayacağım. Dediğim gibi bu akşam da izolasyonu bitirmeye çalışacağım. Su tesisatına da başlamak için bir adım kalmış oldu. İzolasyondan sonra su tesisatını halledip en son elektriği devreye alacağız. Elektrik tesisatına geçeceğiz. İzolasyon malzemesi alırken tabii ki yalıtımla ilgili çok fazla video bulabilirsiniz. Ben kendinden yapışkanlı ve folyolu olan şu elastomerik kauçuk kaplamalı ve folyolu izolasyonu seçtim. Ama bunlar içerisinde en önemlisi yanıcı olmayışı. Yani alevi ateşi tutsanız bile ateşi yürütmemesi. En önemli şey izolasyonda bu. Çünkü üzerinden elektrik tesisatınız da geçecek. Elektrikle ilgili bir problem olduğunda en azından yani siz kokuyu aldığınızda o alev çoğalmamış, o alev yürümemiş olacak ki müdahale etme imkanınız, gerekli bütün sigortaları vesaire kapatmanız gerekecek. O yüzden izolasyonda birden fazla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ama olmazsa olmaz bir numaralı kural: alev almayacak, alev yürütmeyecek. Aylardır ay içerisinde çalışma olduğu için görmüş olduğunuz izolasyon malzemesine yapıştıracağım yerler toz ve kir içerisinde. Şu cif elimden düşmüyor son zamanlarda. Temizlik için kullanacağım. Temizlikte de bildiğiniz bulaşık süngeri, bu skoçlu tarafıyla cifleyeceğim. En son bir de nemli bir bezle temizlemiş olacağım etrafı. Ondan sonra da izolasyon malzememizi yapıştırmaya başlayacağız. Bunu yapmadan yapıştırmaya çalışırsak düşebilir, sarkabilir. Yapışkan da bir kere zaten koptuğu zaman bir daha tekrar yapışmayacak, uğraşırız ya da israf olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tekrar cumartesi gününden. Şimdi hafta sonumuzu aracın su tesisatını yaparak geçireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi izolasyonumuz da tamamlandı. Profillerle sıfır vaziyette yaklaşık 30 milimetrelik bir izolasyon yapmış olduk araca. Çift katlı alüminyumlu, arada bir katmanda tekrar alüminyum var. En son bu görmüş olduğunuz yüzeyde tekrar alüminyum elastomerik kauçuk ile izolasyonumuzu bitirdik. Şimdi aracın su depolarına arka tarafı monte edeceğiz. Çoğu karavanda genelde arka tarafı monte ediyoruz. Burada arabanın stepne demiri var, destek demiri. Bunu keseceğim belirli yerlerden. 2 tane 50 litrelik su depom var. Bunlar pis su için ayrıldı. Temiz su için 165 litrelik su deposu aldım. Yani 165 litre çok değil mi diye sorabilirsiniz ama yani sürekli su doldurmayla uğraşmak istemedim açıkçası. Bu aracın bagajında içeride duracak. Güzel. Donmalara vesaire karşı avantajlı olmuş olacak. Yani donma problemi yaşamak istemiyoruz. İstanbul'da yaşamayız ama belki hani Bolu Uludağ gibi böyle kış mevsiminde bir yere gittiğimizde yaşayabiliriz. Onu önlemek için arabanın sol köşesine dikine montaj yapmayı düşünüyorum onu da. Pis suları aşağıya montaj edeceğiz. Bunun için aşağıda birkaç düzenleme yapmam gerekecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, su depolarının çerçevelerini sağ olsun Hakkı Usta pazar günü deyip kırmayıp bize kaynağımızı yaptı. Yol üzeri geçerken yakaladık kendisini. 2 dakika uğradı, halletti. İkisinin de çerçevesi tamam. Zaten şu ayaklarını da göstermiştim. Ayaklarıyla da asılacak. Tek bir noktaya ağırlık basmasın. Çerçeve sayesinde hani depolarda olduğunda yük eşit dağılsın diye böyle bir çerçeve yaptık. Bunların da montajını yapacağız. Evet sayın seyirciler. Çok sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Çok sayın seyirciler. Hayretten şaşkın kalacaksınız. Ve küçük dilinizi yutacaksınız. Şimdi işimize bakalım. 4 tane kablo var. Hangi kablonun nereye bağlandığını bilmiyorum. 1 numara artı kutbuna gidiyor. Evet. 2 numara su seviye göstergesine gidiyor. Bağlayalım. Tornavida. Tamam, artık sinyal girişimiz de var. Fakat depomuz boş arkadaşlar. Bakalım. Evet, sıfır gösteriyor. Şimdi su dolduralım. Birazcık kova ve su getirelim. Arkadaşlar biliyorsunuz su tesisatı işlerine başlamıştık. Görmüş olduğunuz su tankını aracın tam ortasına koymaya karar verdik. Çünkü pis su tankları tam aracın altında, orta tarafta. Yine temiz su tankı da 165 litre olduğu için ciddi bir ağırlık yapacak full doldurduğumuzda. Sola ya da sağa koyduğumuzda minibüsün dengesini bozacaktır. O yüzden biz de yine arkaya tam ortaya bunu konumlandırdık. Şimdi temiz su deposunun girişine dair delik açacağız elimde görmüş olduğunuz punchla, ama dikkat etmek istediğim bir konu. Şimdi aracın burası yatak odası bölümü olacağı için yatak karkası da belli bir yükseklikte olacaktır. Yani o yüksekliğe bu açmış olduğum temiz su tank girişinin engel olmasını istemiyorum. Mevcutta ne kadar alçaktan yapabilirsem o kadar kısa yoldan temiz su deposuna giriş sağlayacağım. O yüzden onu da göz önünde bulundurarak çok yukarıya değil, çok aşağıda değil. Çünkü suyu bastığımda geriye gelmesini de istemiyorum. Öyle bir problem yaşamak istemeyiz. O yüzden ne yukarı ne aşağı tam ideal yerini bulup delmeye çalışacağım. Bu araçlarda dışarıdan delmek yerine içeriden delmeyi tercih ettim. Çünkü görmüş olduğunuz profiller var arkadaşlar. Şu benim yapmış olduğum izolasyon. 19 mm bir tane folyolu çift taraflı, bir de altında yine 13 mm'lik bir folyo izolasyon daha var. Çift kat yaptım. Görmüş olduğunuz temiz su tankı için açmış olduğum delik ve dış duş için açmış olduğum delik. Bu da oradan çıkan izolasyon malzememle birlikte saç. Ne kadarlık bir izolasyon yaptığımı böyle daha rahat görebiliriz. A few moments later. Bir yıldır burada. Otobüs karavana çevirdi abimiz. Abi sana bazenleri, sen bazenler diyor musun bizi abone atın? Yo demiyorum aslında. Takip. Takip atın diyorum tabii. Takip atıyor musun? Abi adı ne? Gezeroğlu. Ben de Gezeroğlu'yu takip edin. Helal olsun. Siz buralarda mısınız? Şu arka mahalledeyiz. Tamam.